aslında tek kriz Millet İttifakı'nda olmuyor. Yani Cumhur İttifakı'nda da çok kriz var. Yani bunu zaten biz bu konuları hep konuşuyoruz. Ama muhalif seçmenin şöyle bir rahatsızlığı oldu kendi liderlerinden. Ya keşke bu tartışmaları, bu kavgaları daha kapalı kapılar ardında yüz yüze, hani o toplanıyorlar ya beraber, toplandıklarında yapsalardı, AK Parti'nin de eline bu kazı Daha vermeselerdi kapalı kapılar abi. diyorlar. Çünkü yani garip şeyler oluyor. İmamoğlu'nun davasının sonuçlanacağı gün Almanya'ya gitme kararı alıyor Kılıçdaroğlu. İmamoğlu toplanma kararı alıyor ve o kararı da Kılıçdaroğlu'na iletmiyor dava sonucundan sonra. Akşener Ankara'dan İstanbul'a geliyor İmamoğlu'nun yanına ama Kemal Bey'e haber vermiyor. Mesela Davutoğlu haber vermiş, ben de gideceğim diye, ama Akşener vermemiş. Yani böyle bir kriz, böyle büyük bir kriz halka bu kadar açık bir şekilde keşke yansımasaydı. Ve bu olayın sonunda da Ekrem İmamoğlu Ankara'ya çağrılıyor ve Kemal Bey, aslında bana kalırsa abi, Kemal Bey otorite kuruyor. Yani hani gel buraya Muharrem demişti ya. Onun gibi Aynen. bir şey Benim yani. ağzımdan aldın yani. Gel buraya Onun Muharrem. gibi bir şey aslında yani. Biz baba oğul, hani bir dakika diyor. 16 milyon diyor. 85 milyon demiyor mesela. Bunlar hep önemli mesajlar. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Tabii ekibi de onun aday olmasını istiyor. Ve bu süreçte de diğerlerini bir otorite kurmaya çalışıyor belli. Haklı da olabilir ama yani bu böyle halka yansıyınca, ya şurada abi 4 ay kaldı seçime. Yani bence büyük bir eksi puan aldılar. Sen elindeki iktidarı gümbür gümbür karşı tarafa doğru vermeye kalkıyorsun. Ya gerek yok, sokaktan birini koy. Muhalefetin adayısın de o bile kazanır. Bırak şunu bunu. Devleti şu anda o dört parmak sallıyorlardı ya, elinde olan bu cemaatçiler, cami cemaati vardı. Dört parmak sallıyordu. Şu anda hepsi kan kusuyor. Ay sonunu götüremiyorlar. O dört parmağı sallayıp reis reis diye bağıranların hiçbiri şu anda var ya, cami cemaati ki oy deposudur. Siyasi iktidarın oy depolarından biridir. Şu anda isyan halindeler. Adam ay başını ay sonunu getiremiyor. Kredi kartlarının asgarisini yatırarak yürümeye başladılar. Çevremizde de var. Şu anda ya sandık gelsin hele bir. Sandık gelsin hele bir diyen o siyasi iktidarın oy deposu olarak koydu. Girin bir bakın bakalım. Kırıkkale'den başlayın. Bırak Ankara'yı. Ankara'dan sonra başla. Kayseri'ye git. İn aşağıya. Nevşehir, Niğde. Git Erzurum'a doğru. Millet isyan ediyor. Karar öğrenildikten sonraki Murat Ongun kamuoyuna çektiği görüntüleri yayınladı. Dikkat edersen bir tedirginlik var Ekrem İmamoğlu'nun gözünde ve yüzünde, hatlara baktığın zaman. Geçiriyor bir danışmanlarından veya koruması. Diyor ki ceza aldınız. Ne diyor? 2 yıl, 7 ay, 15 gün ceza aldınız. Bunu söylüyor ve o cezayı söylediği zaman Meral Hanım'ın mimiklerine bakın o anda. Dönüyor, Bahadır diyor, Bahadır Erdem'e hukukçu olduğundan dolayı. Bunun anlamı nedir diyor. Bunun anlamı süreci içerisinde siyasi yasak da geldi mi diyor. Evet, siyasi yasak da geldi ifade edilince. Evet diyor ve koltuğundan kalkıyor, oturduğu koltuktan. Çok abartılı bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na sarılıyor. Yanındaki Sayın İmamoğlu'nun muhterem eşi hanımefendi yüz ifadesine bakın. Üzgün. Üzgün. Kocam cezaevine girecek düşüncesi ve üzgünlüğü var yüzünde. Ve Murat Ongun ne diye sen o görüntüyü kamuoyuna paylaşırsın kardeşim. Sen nasıl basın danışmanısın? Sen nasıl basın ve halkla ilişkiler müdürüsün? Bunun tepkilerini kavrayamayacak kadar ufkun darsa orada oturma kardeşim. Kamuoyuna nasıl bir tepkinin oluşacağını çözemiyorsan orada oturma kardeşim. Bu işi bilmiyorsun o zaman. Çünkü Meral Hanım şunu mu demek istiyor? Ya Meral Hanım sonsuz altılı masanın en önemli oyuncusu, bu tavır koydu. Bu tavırla beraber bunun birilerine mesaj vermek. Kime mesaj veriyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu'nun özelinde geneline baktığın zaman CHP'deki bir klikler var.
Kırıklar Savaşı da var CHP'nin içerisinde. Ona da bir ciddi bir mesaj veriyorsun. Krizi altılı masanın içerisinde en önemli aktörlerden olan Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener krizi çözebilecek diyalog ortamına bile girememediler. Çıktı Kemal Bey, CHP'nin içine karışılmaz dedi. Çünkü mitingde çıktı, 85 milyon atıfta bulundu Meral Akşener. Evet, 85 dedi. Kemal Bey bir sonraki bir 16 milyonun sevdiği insandır, iradesidir dedi. Biri İstanbul'a işaret gösterirken, bir diğeri ise, Sayın Genel Başkanlardan bir diğeri ise bütün Türkiye'ye bir mesaj veriyor. Bunu masanın içerisinde otururken kendiniz içinizde halledin. Bir de krizi çözecek misin? Çok basit çözme. Bir kaos oluşuyor. Bir Ekrem İmamoğlu noktasında bir kaos, özelinde bir kaos oluşurken aynı zamanda Ekrem İmamoğlu özelinde genel bir muhalefet üzerindeki bu milletin ateşi ışığını yok etmeye amaçlanıyor diye düşünüyorum. Bunu çünkü mantıklı bir insanın yapacağı işler değildir. İki genel başkan için de söylüyorum bunu. Kriz mi yöneteceksin? Krizin içerisinde Sayın Erdoğan bu kararı vermiş. Demiş ki Erdoğan hukuk gereğini yaptı demiş. Sen bu oyunu bozmak çok basittir. Niye? Altılı masada strateji üreten insan yok. Yani o altılı masanın danışman kadrosu var. Genel başkan yardımcılarından kurulmuş bir danışman. Ama sahneye girecek, stratejiyi organize edecek ve o altılı masadaki altı oyuncuyu sahnenin karşısında Sayın Erdoğan'ın manevralarına karşı bir zemin oluşturabilecek, bir senaryo üzerecek bir stratejist yok. Bana gelse sorsaydı diyeceğim bir tane laf vardı. Evet, Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay 15 gün ceza aldı. Ben çıkardım, altını masaya da alırdım derdim ki arkadaş bizim adayımız Ekrem İmamoğlu. Meral Akşener de memnun ederdim. Kemal Kılıçdaroğlu için diyorum. Ancak ve fakat mahkeme süreci içerisinde bir sıkıntı doğabilir. İkinci ana adayımız Ekrem İmamoğlu, ikinci adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Hı hı. Üçüncü adayımız da memnun olsun Meral Akşener. Yani üç adayın içerisinde Sayın Erdoğan'ın hukukçuların meydana geleceği veya işte Türk adalet sistemini sopa gibi kullanıyor dediler ya, bu noktanın içerisinde hukuku tanımıyoruz, bu verilen kararlar siyasi dedi ya, üç adayla girerdim arkadaş. Ne yapardım? Üç aday eğer seçim haftasında Cuma 17-15'e kadar bir karar çıkmazsa Ekrem İmamoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener istifalarını yazıp o gün biz istifa ediyoruz ve çekiliyoruz adaylıktan derdi. Velhasıl diyelim ki karar verildi. Sayın Cumhurbaşkanı siyasi noktada dedi ki ya bunu yaptı, bu karar istinaftan ve Yargıtay'dan 2 ayda çıktı kardeşim. Aday oldu Ekrem İmamoğlu. Kemal Bey de aday, Meral Hanım da aday. Dedi ki Ekrem İmamoğlu 2 yılda onandı kardeşim. Adaylığı düştü. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki adaylığı düştü. Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu zaten birinin adaylığı düştüğü için Meral Hanım istifa ederdi. Tek aday. Eğer o noktaya gelse millet ne olur biliyor musun? O rüzgarın, o yelkeni, o rüzgarı, yelkeni o rüzgar doldururdu. Sokağa çıkıyoruz, insanlarla konuşuyoruz, metrobüse, metroya biniyoruz, bakıyoruz. Gözlemim şu ki Erdoğan ve AKP bu seçimi kazanamaz. Kazanma şansı yok ama muhalefet kaybeder. Yani Erdoğan kazanamaz ama muhalefet eğer doğru taktik yapmazsa seçimi altın tepside verebilir Erdoğan'a. Yoksa diğer türlü şu anda halk da Erdoğan'ın karşılığı azalmış durumda. Özellikle ekonomiden dolayı da çok rahatsız toplum, onu söyleyelim. Erdoğan kazanamaz ama muhalefet seçimi yanlış politikalarla verebilir. Ya, bu yayında en azından uyarı olsun diyelim, böyle bir mesaj ya, verelim. Bir tane örneğe bakalım. Urfa'da geçenlerde miting yapsaydı Cumhurbaşkanı. Bir önceki mitingdeki kalabalıkla karşılaştırmışlar birebir. Onda biri değil, onda biri. Bir öncekiyle bir sonraki Urfa'dan. Şimdi mesele şu, halk şu anda siyaset niyaset düşündüğü yok.
stres noktasına gelmiş noktada birçok şeydi. Fakat daha da önemlisi millette ekonomik sıkıntı var. Ve bunu da en iyi kullanıyor. Adam bakmıyor. Şimdi Twitter'a bakıyorsun. Twitter'da alıyorlar ulan %90'la muhalefet alır diyorsun. Müthiş bir bu. Ama Yozgat'taki Hatice teyze ile Hasan amca Twitter'ı yok kardeşim. Seçim sosyal medyada olmayacak. Kayseri'deki Hasan amca köyünde oturan Çiçek Dağı'nın Beşikli köyündeki Mehmet abi de Twitter yok. Facebook vardır ama Twitter yok. Gir Twitter'a %90'la kavurulur, atılır, atarlar. Yani büyük şehirlerde var Twitter. Sosyal medyanın birçok ayarın elinin içerisinde olduğunu sen ne diyorsun? Discord'a giriyorsun, Discord'da. İçeride bir bakıyorsun 50-60 bin kişi, 100 bin kişi. Ben teknoloji özürlüyüm. Discord'a girerken bir ton sıkıntı çekiyorum. Ya Kayseri'deki, Çorum'da, Çankırı'daki adam, Kırıkkale'deki adam, Keskin'deki adam bunu nereden bilsin kardeşim? Seçimler sosyal medyada yapılmıyor. Girin Anadolu'yu gezin. Bugün ben Ankara'dayım. Ankara'nın birçok yerine gittim geldim. Birçok insanla görüşmeler yaptım. Yarın Kırıkkale'ye geçeceğim. Bakacağım yani ne oluyor, ne ediyor. Tanıdığım, bildiğim insanlarla. Yani sokağın nabzı ne şekilde evriliyor? Nereye doğru gidiyor? Rüzgar var mı? Evet, rüzgar var da rüzgar kendi içerisinde dönüyor. Yelkeni doldurmuyor. Güvertede sıkıntı var. Güvertede duran güverte zabiti sıkıntı yaşıyor. Zabiti sıkıntı yaşıyor. Zabit sıkıntı yaşıyorsa güvertedeki o rotayı belirleyemezsin kardeşim.